Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz donanmamıza yapılacak gemilerin ve modernizasyonların büyük ölçüde ertelenmesi. Peki bu ertelemelerin sebepleri nelerdir? Bizi nasıl etkiler veya bu çukurdan nasıl kurtulabiliriz? İncelemeye başlayalım. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı bize karşı olan devletlerle çevrili ülkemiz. Hal böyle olunca kendimizi korumak için en önemli yer de denizlerimiz. Tarih boyunca hep güçlü, modern ve milli bir donanmanın hayallerini kurduk. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşmış da olsak son ertelemeler yüzünden aradaki mesafe yine açık kaldı. Şu anda Akdeniz'deki en yaşlı filolardan birine sahibiz. Tam elimizi uzattık, ulaşmak üzereyiz, önümüze çıkan tonlarca engel. Gemilerimizi modernize ettik, idare ediyoruz ancak idarede bir yere kadar. Bu gemiler 30-40 yaşlarında. Ne kadar güzel kullansak ve baksak da 10-15 yıl içerisinde hurdaya çıkacaklar. Haliyle bizim de bu 10 yıllık süreç içerisinde planlamamızı yapmamız ve yeni gemilerimizi oluşturmamız gerekli. Aslında tam olarak planlamamızı yaptık, modern bir filo yolunda denizaltısından destroyerini oluşturmaya başladık, tabii bugüne kadar. Geldiğimiz günlerde ise çoğu projede erteleme haberlerini görüyoruz. Hızlıca bu ertelemelere bakmak gerekirse. Donanmamıza katılacak TCG Ufuk istihbarat gemisi. Hazırdı, Temmuz'da görevine başlayacaktı, muhtemelen 8 ay kadar ertelendi. Reis sınıfı denizaltılar. Başta 2021'den 2024'e kadar hepsinin tamamlanma hedefi vardı. 2022 ve 27 oldu. Denizaltılarımızın çoğu eski olduğundan gerekli. İyi sınıfı Fırkateyn. İlk kaynağı 3 yıl önce yapıldı, 2021'de bitecekti. Diğer gemiler de 1 yıl arayla tamamlanacaktı ki gayet iyi. İlki 2023'e, diğerleri 26'lara fırladı. Hatta diğer 3 gemiyi yapacak yer daha bulunmadı. Çoktan başlanmalıydı. TF 2000'ler, güçlü olmamız yolunda en değerli gemiler. 7 taneden 2027 ilk teslimiydi ancak daha ne olacağı belli değil. Muhtemelen ilki 2030'lara kadar ertelendi. 7 taneyi envantere katmamız 2040'lara kadar sürebilir. Devasa Dimdek destek gemisi. Deniz kuvvetlerimiz Libya gibi topraklara açıldığından bu gemiler artık bizim için daha değerli. 2023 ilk teslimiydi ancak 2 yıl ertelendi. TCG Trakya. Elimizdeki çıkarma gemileri ne kadar fazla sayıda olsalar da çoğu özelliksiz ve eski. Çok adalı bir denizde olduğumuz için bu gemi bizim için gerekli. Yapımı istenecekti, tabii süresiz olarak ertelendi. Barbaros sınıfı fırkateynlerin modernizasyonu. Yaşlı devler kızağa çekilip modern hale getirilecekti. 2021'li yıllarda başlanacakken 2-3 yıl daha ertelendi. Gemiler teker teker alınacağı için diğer projeler ertelenince sahadaki gücümüz düşürülmemek istendi. Bu erteleme mantıklı. Türk tipi hücum bot. Savunma Sanayi Başkanlığı hücum bot ihtiyacını ta yıllar önce belirtmişti. Bir sürü proje sunulsa da daha başlanmayacağı için seçme aşaması ertelendikçe ertelendi. Hala bir şey seçilmiş değil. Geneliyle durum bu şekilde. Bir de bunlar sadece ana gemiler. Ertelenen küçük çaplı olanlar da var. Eğer bu şekilde devam ederse söylediğim tarihlere bir yıl daha koyun. Peki bunca erteleme neden oldu? Temelinde her şeyi Covid yüzünden dense de tabii ki sadece bir hastalık yüzünden değil. Uzun bir problem zinciri sonucunda bu sıkıntılar projeleri de etkiledi. Ancak tabii ki temel sebep ekonomi. Tersanelerimiz bu işe yeni girmiş olsalar da gemi yapabilme güçlerinin ileri seviyelere geldiğini görebiliyoruz. Biz takip etmesek de yabancı ülkelere yaptıkları ihracatlar bunun bir göstergesi. Tuzla sınıfı karakol botu, Milgem, hücum bot, dev destek gemileri, tersanelerimizin yurt dışına yaptıkları arasında. Tabii bizimkiler yıl derecesinde ertelenirken ihracat gemileri fazla ertelenmedi çünkü parayı vermişlerdi. Ne kadar aş o kadar iş mantığıyla. Yıllık 18 milyar dolarlık bir askeri harcamamız var. Bunu kara, hava ve deniz olarak ayırdığımızda deniz kuvvetlerine yaklaşık 7 milyar dolar kalır. Kullanılan mühimmatlar, gerekenler ve eldekileri ayakta tutmak. Bunlara 3 milyar dolar gitti. Kaldı elinizde 4 milyar. Mühimmat, ek sistem gemi. Gemi dışındakileri aldığınızda elinizde yeni gemiler için 1,5 milyar dolar civar bir para kalır. Yeni gemi yapmak için yıllık sadece 1,5 milyar dolar para. Hesabını yapmak için şu anda yaptığımız gemileri uzun vade olduğu için maliyetlerini 5'e bölerek alalım.
Yani bir gemi 500 milyon dolarsa 5 yılda her yıl 100 milyon dolar devlete maliyet. Sayıları tahmini olarak alalım. TCG Anadolu 100 milyon. 6 reis sınıfı denizaltı 300 milyon. 1 adet iyi sınıfı 80 milyon. Destek gemileri 150 milyon. İrili ufaklı sahil güvenlik gemileri 100 milyon. Ve düzeltmeler, modernizasyonlar 200 milyon. Toplamda 1 yıllık yenilik etti sana ortalama 1 milyar dolar. Geriye para kalsa da sürekli aynı paranın gelmediğini belirtmek isterim. Bazen bir yerden kısarsın, diğerinden arttırırsın. Tam olarak bizde de böyle oldu. Ekonomi gereği projelerden kısıldı. 4 yıllık projeyi 6 yıla yayarak o yılın maliyetini azaltmış olursunuz. Tabii proje gecikiyor. Elimizdeki paranın değer kaybetmesi de bunu etki ettiğinden maliyet en büyük dert. Bir diğer sebepse asker sayısı. Uzun yıllardır Balyoz, FETÖ, askeri liseler derken büyük oranda asker kaybettik. Şimdi toparlanmaya çalışsak da yeni gemilere yetişmiş denizci gerekli. Etrafımdan duyumlarımı belirtmek istemiyorum ancak bu da zamanla olur. İleri zamana yayılmasının ikinci sebebi. Son sebepse projelerin içinde gizli. Örneğin Altay tankının yılan hikayesi gibi uzun zamandır örtülü ambargolarla sınanıyoruz. Bazı parçaları dışarıdan aldığımız için verilmediğinde ya kendimiz yapıyoruz ya da başka kaynaklardan alıyoruz. Bu da zamanın kaybı demek. Yine de en büyük sebep başta dediğimiz gibi ekonomi. Son olaraksa sıkıntıları gördük, sebeplerini öğrendik, sonuçlarında sıra. Bunca erteleme neye patlar? Şu anda içinde bulunduğumuz durumda mavi vatanın kaynadığını görüyoruz. Birçok ülke özellikle Akdeniz'de sahada. Sadece göstermelik dalaş olmadığını da geçenlerdeki gemimize çarpan Yunan gemisinden anlayabiliriz. Haklarımızı korumamız için her daim güçlü bir ordumuz olması gerekli. Bugün ve yarın. Hadi bugün gayet güzel idare ediyoruz. Ancak bunun yarını olmayabilir. Dedim ya, çok değil 15 yıl sonra yeni yapılan gemiler dışında elimizdekilerin hepsi hurda olacak. Biz bunları şimdiden kapatmaya başlamazsak 5 yıl içerisinde ters etkilerini görmeye başlayabiliriz. Şimdi bile gemilerin temeli eski olduğundan sıkıntı çıkarsa hatayla karşılaşma oranımız yüksek. Bir füzenin ateşlenmemesi gibi şeylerden bahsediyorum. Yaş arttıkça bunlar olabilir. O yüzden buradan sesleniyorum. Lütfen bu coğrafyada gerekli parayı donanmamızdan kesmeyin. Boş harcamalardan, gereksiz şeylerden kesin. Yurt dışına çıkan paramızı geri getirin. Peki şunu da sormak istiyorum. Bugün bu kadar acı çekmemizin temelinde neler var? Sadece askeri teknoloji olarak üretimden bahsetmiyorum, her şeyden bahsediyorum. Bugün geldiğimiz noktada geçmişte çalışmamış, yabancı yardımına el açmış hükümetlerin, etliye sütlüye karışmayın, vatandaşım işini bilir diyen liderlerin, resmen bizi Amerikan kuklası eden devircilerin ve bugün geldiğimiz israf düzeninin acılarını çekiyoruz. Şimdi şöyle, 20-30 yıl önce şöyleydi, hayır. Özellikle ekonominin ve ordunun bu noktalara gelmesinde geçmişten bugüne herkes suçlu. O yüzden boşuna birbirimizi ayrıştırmak yerine birlik olmamız gereken en gerekli zamanda ayıranlara inat birleşelim. Çünkü bu vatan bizim ve ilelebet öyle kalacak. Görüşmek üzere. Ne mutlu,